günlere geldik. Bundan sonra da ben atlatacağımıza inanıyorum. Birlikte aşacağız İnşallah. bu günleri. Zaten hep pandemide birlikteydik. Devam ediyor bu süreç. Biraz daha sabır, biraz daha dönüşüm diyelim. Peki, ben çok konuştum İbrahim. Aslında biz bugün seninle hani ilişkilerde mesafeler dedik. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu mesafe hani tamam sosyal mesafe, şu an birbirimize zaten mesafeliyiz de. Bu ilişkilerdeki sosyal mesafe deyince ne anlatalım bizi izleyenlere? Ne konuşalım, ne dersin? Şimdi aslında sosyal mesafeden başladık ama pandemi döneminde bana sorarsan ilişkilerde mesafe konusuyla çok farklı bir noktaya da taşındık hepimiz. Yani evlerde birbirimizden uzak fakat bir şekilde farklı bağlantılarla işte Zoom'la, Instagram'la, WhatsApp'la bir şekilde birçok sosyal medya aracında kullanarak bağlandık ve o mesafelerin fiziki mesafelerin ötesinde hani gönül bağıyla ilişkili olduğu konusunda da bence farklı bir bakış açısı kazandı diye düşünüyorum. Dolayısıyla o iletişimde mesafelerle ilgili belki de bazı hani daha önceden öğrendiğimiz ve bize yük oluşturan iletişim kazalarını ortaya çıkaran birçok şey bu pandemi dönemi bize farklı bakış açısıyla bakmamızı sağladı diye düşünüyorum. Çünkü yani hani iletişimde mesafeler ve aşk konusunu da aslında hani sen paylaşımlarında özellikle vurguladın. Biz çünkü hani toplum olarak belki de birçok konuda sadece ikili ilişkilerde değil hani aşk ilişkileri ya da sosyal hayat ya da normal iş ortamında hiç fark etmiyor. Birçok konuda iletişim konusunda yaşadığımız aksaklıklardan dolayı mesafelerle ilgili bazen problem yaşıyoruz, bazen de aşırı samimiyetten yakınıyoruz. Bu pandemi döneminin özellikle o geçirdiğimiz kış dönemlerindeki o birkaç ayın bizde gerçekten iyi bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Biraz buradan elde ettiğimiz kazanımları da konuşabiliriz ama tabii senin uzun zamandır üzerinde hem çalıştığın, eğitimlerini de yürüttüğün, ilişkilerde sana gelen birçok soruyla da belki devam edebiliriz. Gerçekten iletişimde mesafe denildiğinde neyi duymak istiyoruz, neyi tartışmak istiyoruz? Biraz böyle soru cevap gidebiliriz istersen. Şimdi genel olarak benim gördüğüm en önemli, en temel sorunlardan biri bizler insan olarak iki tane kulağımız, bir tane de ağzımız var, dilimiz var. Bununla birlikte en zayıf olduğumuz konu etkili iletişim kurmak birbirimizle. Bu aile, çocuk ilişkisinde de mevcut, kardeşlerde, arkadaşlıklarda, sosyal ortamlarda ve ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde de mevcut olan bir şey. Dolayısıyla şimdi burada iletişimi aksatan şey nedir diye bakmakta fayda var. Şimdi aşk dediğimiz zaman çok hoş, sıcak, güzel bir şey geliyor benim aklıma. Fakat birçok insan için aşk sanki o hani grift, iç içe geçmiş bir ilişkiyi temsil ediyor. Bunu biraz açıklığa kavuşturalım. Aşk dendiği zaman bizim hayatta olan ilişkimizi de alıp birazcık masaya koymak gerekli. Evet. Hayatla ilişkimiz nasıl, kendimizle olan ilişkimiz nasıl ve aşk duygusunu biz nereden nasıl öğreniyoruz ki bu aşk duygusunu öğrendikçe, hissettikçe, yaşadıkça bizimle birlikte bu duyguya, bu yaşadığımız şeye eşlik edecek birisiyle birlikte bir iletişim kurmak benim için aşkı temsil ediyor. Hani daha ilahi olarak bakarsak zaten çok açık. Hani aşık olmak insanın kendine giden yolculuğunda kendindeki hakikate muhatap olma yolculuğudur. Yani aşk, insan aşktan yaratılmış, kainat aşktan yaratılmıştır. Dolayısıyla aşk hani orada ulvi ve kainatın düzeninde mevcutken diğer tarafta da bizim kendi varlığımızda bu aşk hissini hayatla nasıl yaşadığımız bizim ilişkilerimize de yansıtma şeklimizi gösteriyor. Mesela hayatta çok beklentisi olan kendisinden, kendisini çok dayan,
Kendiyle çok fazla zaman geçiremeyen, kendiyle çok kavgalı olan kişi, aşk dediğimiz kavram bir başkasıyla yaşarken de aynı davranış tarzları yok. Hiçbir farkımız yok. Bu yüzden ilk önce kendimizle aradaki mesafeye inanıyorum ben. Şimdi Ne o kadar dersin? güzel anahtar kelimeler kullandın ki, örneğin kainat düzeninden bahsettin. Yani o ilahi düzen dediğimiz, o kainatın tamamını içinde barındıran düzen, aslında bizim de içinde bulunduğumuz ve bizim de parçası olduğumuz bir düzenden bahsediyoruz. Şimdi bu düzenin içerisinde baktığın zaman buraya bir anahtar kelime daha koymak gerekiyor bana sorarsan, ki o da ölçüler. Her şey o kadar düzgün ölçülerle yaratılmış ve işliyor ki, sanıyorum biz aşk olsun konu, istersen iletişim olsun ya da yaşadığımız günlük hayatta, ister kendimizle olsun ister karşıdaki kişiyle olsun, kadın erkek ilişkileri hiç fark etmez. Sanıyorum biz bu ölçüleri kaçırdığımız zaman problemlerle karşılaşıyoruz. Yani nedir bu ölçüler? Örneğin hani konumuz yine özelinde mesafeler dedik ya. Ölçüsüz bir samimiyet örneğin, ya da ölçüsüz bir uzaklık. Tabii bu ölçüsüz samimiyet ve ölçüsüz uzaklık konusunda da başka bir noktaya gelmek gerekiyor. Bu ölçü kimin ölçüsü? Evet. Kadının ölçüsü mü, erkeğin ölçüsü mü? Erkeklisin. Ya da işte sadece aşkı kadın erkek ilişkileriyle de değil, belki aile fertleri arasında, mesela annenin çocuğuyla babanın çocuğuyla olan ilişkisinde de hem bu aşkı hem iletişimi hem de mesafe konusunu tartışabiliriz. Ölçüyü kaçırdığımız zaman, örneğin bir anne çocuğuyla iletişiminde ya da bir baba çocuğuyla iletişiminde sevgisini ölçüsüzce ona aktardığı zaman, orada da mesafelerin tarumar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sanıyorum burada özellikle hem ilişkilerde hem iletişimde o bahsettiğin kainatın düzeniyle kendi kainatımızın, içteki dünyamızın, her insan bir dünya, her insan bir evren çünkü, düzeniyle, ölçüleriyle uygun hareket etmek devreye giriyor. Biz bunları belirleyemediğimiz zaman da işte bazı şeylerde, hani iletişim kazası diyelim hadi onu, biz problemler yaşıyoruz. Tabii burada sanıyorum bir diğer önemli konu da insanın kendini bilmesi. Yani gerçekten ben kimim ve ben ne istiyorum? Dünyayı nasıl algılıyorum? Karşımdakinden ne bekliyorum? Kendimden ne bekliyorum? Konusunun cevaplarını cesurca önce kendimiz kabul ederek bilmemiz gerekiyor sanıyorum. Yani kendimizle ilgili kısımda senin söyleyeceklerini merak ediyorum ben. Şimdi İbrahim, çok kritik bir konu var. Hepimiz iyi hissetmek istiyoruz. Fakat iyi hissetmenin olumsuz duyguları görmezden geldiğine inanmışız. Dolayısıyla görmezden gelerek olumsuz duyguları iyi hissetmenin peşinden gitmeye çalışıyor birçok insan. Şimdi geçen gün bunu yayınladım. Hani huzursuzlukla yüzleşmeden huzuru yaşamamız mümkün değil. Yani böyle bir yaklaşım yok. Çünkü ben öylesine profiller, öylesine kişilerle tanışıyorum ki ben huzurum. İşte kimseden beklentim yok. Hani çok ciddi etiketlemeler var burada. Bununla birlikte şu var. Ben çok huzurluyum ama baktığınız zaman kişinin iletişimi ilişkileri aksak. Yaşadığı hayatta aksaklıklar var. Şimdi bunlar yaşanırken insan bir defa sağlıklı insanın dört tane özelliği var bizim için. Yani ruh sağlığı profesyonelleri olarak biz dört tane kritere bakarız. Bir, bu insan kendi duygularını ele alabiliyor mu? Yani olumlu olumsuz duygularına barışık mı? İki, Evet. hayatında iş hayatını hani bolluğunu, bereketini oluşturabilecek şekilde inşa edebiliyor mu? Üç, sağlığını koruyabiliyor mu? Sağlıklı bir bedene, sağlıklı bir zihine sahip mi? Dört, sağlıklı ilişkiler kurabiliyor mu? Şimdi bu dört kriterin olduğu kişi sağlıklı diye tanımlıyor ruh sağlığı olarak. Bak, ruh sağlığı profesyonelleri ve bizim aldığımız eğitimlerde biz bu dört kritere bakıyoruz. Dört Evet. kriterde sağlıyorsa birbirine, o zaman işte bu kişi sağlıklı. Fakat bakıyorum ben,
İnsanlar yalnızlık duygusunu yaşayarak huzurlu olduğunu. Yani ben sıkılayım, huzurluyum. E yalnızsan zaten huzurlusun. Yani sıkıntı yok ki orada, ego devre dışı. Sen iletişim kurmuyorsun. İlişki üzerinden kendini tanımıyorsun. Uzaklaşıyorsun. İşte ondan kaçıyorsun. Bağlanmak istemiyorsun. İşte flörtöz veya mesela sürekli bir yeni bir arayış peşindesin vesaire vesaire. Şimdi o zaman demek ki önce burada kendimizle aramızdaki mesafeyi kapatmamız gerekir. Bu mesafeyi kapatırken de bizim bu davranışlarımızı ve tutumumuza sebep olan, her zaman söylediğim gibi, içeride kendimize neler söylediğimiz, kendi içsel dünyamızda neler yaşadığımız ve neleri halının altına süpürdüğümüze bakmak lazım. İşte orada ciddi mesafeler var iç dünyamızda. Orayı kapatırsak o zaman senin söylediğin gibi hem aileyle hem arkadaşlarımızla hem iş hayatındaki çalıştığımız kişilerle hem de özel ilişkilerimizde gerçekten çok daha iyisini yaşarız. Ve şu var, iki insanın aynı şeyi düşünmesi her zaman olası değil. Veya iki insan bambaşka iki hikayeyle geliyorlar, karşılaşıyorlar. Şimdi kendisiyle getirmiş olduğu, değil mi? Her zaman söylüyorum, çantasında bir takım etiketler var, kimlikler var, inançlar var, koşullar var. Evet. Şimdi sen eğer diyelim ki ilişkiye girdin, iletişim kurmaktan kaçıyorsan sırf huzursuzluk yaşın diye, orada çok ciddi demektir. Yani insan bir şeyi oluşturmak için değil, bir şeyi koparmak için de ilişki kurmasını öğrenmeli. Yani bizim ülkemizde mesela evlilik haberleri çok sevinçle karşılanır ama boşanma haberleri çok krizle karşılanıyor. Hayatta bir olmak kadar ayrılık da mümkündür. Olabilitesi olan bir şeydir. Biz isteriz ki tabii ki birlikte olduğumuz zaman bu ilişki devam etsin, evrilsin, olgunlaşsın, güzel bir bağ kurulsun. Bununla birlikte iki insan kendi içlerinde birbirlerine saygıyı koruyarak, eğer anlaşamıyorlarsa bunu da gerçekten düzgün konuşarak, yetişkinler gibi çözümleyerek koparmalılar. Ama bizim dediğim gibi, hani senin de söylediğin gibi, maalesef ilişkilerde bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı, konuşmuyoruz ve dinlemiyoruz. Hatta tam tersi, mesela şimdi hani evlilik güzel, boşanmak kötü dedin. Tam hani bu noktada şöyle bir katkı ya da hatırlatma da yapmak gerekir. Düşün, bir ilişkinin içerisindesin ve bu ilişki iki taraf için de kabus. Ama sırf sen tırnak içerisinde ayrılık ya da boşanmak kötü diye iki taraf da kendini cehennemi yaşatıyor. Ve çok daha kötü, çok daha dramatik, hani haberlerde, böyle ikinci sayfa haberlerinde maalesef dinliyoruz. Krizler ortaya çıkabiliyor ya da farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani tabii hani biz konuşmamızı ya da bu özellikle sohbetimizi oraya nasıl gitmeden iki taraf ya da kişi kendisi içerisinde bazı şeyleri aşabilir ki oraya kadar gelmesin iş diye belki de tartışıyoruz. Ya da yaşamı daha keyifli hale getirmek, iletişim konusunda bazı şeylere aşarak o kazaları baştan olmasına engelleyerek. Yani yola bak ki karşındaki işte araçla çarpışma yani. Hani çok da emniyet kemerini tak ki eğer bir kaza olursa işte önceden tedbirini al gibi. Nasıl bazı şeylerin önceden yazılı kuralları varsa, ilişkilerde de sosyal hayatımızda da bazı şeylerin çok rahat kendimizi koruyacağımız tedbirleri var. Hatta işte bunun da başı önce kendimizi bilmekten geçiyor gerçekten. Ben örneğin sayfamda yaşama sanatında bu, özellikle bakış açısıyla ilgili, o kendini bilmekle ilgili kısımlara biraz daha vurgu yapmayı önemsiyorum. Geçenlerde işte bir hikaye, işte Ankara'da böyle yolda giderken çektiğim birkaç görüntüden sonra bir işte arkadaşım mesaj attı. Ya dedi ki, biz seninle aynı yerde, aynı şehirde mi yaşıyoruz? Ben de aynı yerlerden geçiyorum ama aynı yerleri ben niye göremiyorum diye. Yaşantımızın içerisinde aynı olayları, aynı konuları yaşıyor olmakla birlikte onu bizim nasıl algıladığımız, zihnimizin bu işi nasıl yorumladığı, zihnimizde hangi filmlerin döndüğü
işte dünyayı nasıl algıladığımızla alakalı. Burada tabii hani çoklu zeka konusu da belki değinmemiz gereken bir konu. Hepimiz dünyayı çok farklı perspektiflerden algılıyoruz. Biraz önce sıraladığım görsel anlamda hepimiz aynı yere, aynı noktaya bakıyoruz ama farklı şeyler görüyoruz. Picasso'nun bununla ilgili çok güzel bir ifadesi var. Tam hatırlamıyorum ama özü şuydu. Eğer bu kadar farklılıklar olmasaydı hepimiz aynı noktaya bakıp binlerce farklı resim çizmezdik. Hep tek resim çıkardı diye, tek tablo çıkardı diye. Sanat olmazdı bir kere diye. Bu çok çok değerli bir bakış açısı. Gerçekten aynı noktaya, aynı olaylara bakıyoruz. Aynı boşluğa, aynı manzaraya bakıyoruz ama farklı şeyler görüyoruz. Şimdi burada şunu hatırlatmak lazım. Somut bir konuya bakarken bile farklı şeyler görüyorsak, aşk gibi çok soyut olan, daha kendimizin çözemediği bir konuda farklı şeyler algılamamız çok normal. Belki bunu kabul etmek ve başlamak lazım. Ele aldığımız konuyu bile daha kendimiz nasıl tanımlayacağımızı bilemiyoruz. Aşk nedir diye sorduğumuzda hani binlerce kitap, binlerce şiir yazılmış ve hepsi farklı farklı ifade ediyor. Daha bunda anlaşamıyorken ilişkilerde, iletişimde bazı şeyleri nasıl çözebiliriz? Ya da bazı şeyler gerçekten böyle hani evet, sanıyorum bir problem var. Evet. ah, İbrahim. Tam seni kaybettim diyordum. Hoş geldin. Bir kopukluk yaşadık. Dağların arasında uyduyla bağlantıda problemler yaşıyoruz sanırım diye şöyle soruyordum. Sen bir gittin geldin. Sesin şu anda sanki geliyor gibi ama. Geldin mi? Yok. Şu an çok Evet, ciddi. şu an geldim. Sen geldin Şu mi? an Ben bir dönüyor yine. Evet, bir dalgalanıyor internet kendisi şu anda. Ama şu anda evet. stabilizasyonu sağladık sanki. Evet, devam et istersen. Kesinlikle. Evet. Şu anda ikimizin de sesi geliyor mu? Bağlantı tamam mı? Yeniden normale döndük mi? Bir geri bildirim alalım istersen ki. Evet. Yenilememiz Yeni normal. gerekiyorsa yayını yenileyelim. Şu anda bize mesajlar ulaşmıyor. Biz kendi kendimize mi? Heh, geliyormuş tamam. Biz kendi kendimize mi Yok şu an. konuşuyoruz diye düşünmeye başladım. Tamam süper. Yok Farkları görünce dinliyorum. rahatlıyorum. Evet. Evet. Harika. Arada sırada evet lütfen böyle en azından yorum atarsanız ufak tefek işte bağlantıda problem olmadığını biz de anlarız. Şimdi Evet. çok haklısın. Ben gene gittim. Evet, şu anda yine bir dönüyor ekran. Geldi. Şu an sendeyiz. Galiba, değil mi? Evet, geldim buradasın. Görebiliyorum. Şimdi kaldığımız yeri bir hatırlatırsan çünkü ben konsantrasyon dağılıyor tabii böyle koptukça. Topu Evet, nerede yani bana attın? Pası nerede bana attın? Yakalayamadım İbrahim. şöyle aşkın
aslında hani somut konularda bile aynı şeylere bakarken farklı şeylerden gördüğümüzden bahsediyorduk. Evet. Aşk gibi soyut konularda iletişimde kazalar ya da anlaşılamamaları yaşıyor olmamızın çok normal olabileceğinden bahsediyordum. Tam da burada atıyordum ama istersen burada şeyden de bir bahsetmek lazım. Mevlana'nın böyle hani aşkla ilgili çok böyle farklı sözleri var ama tam da bu konuda hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki gönlüm gürültüsüz, patırtısız, harfsiz, sessiz bir söz istiyor diyor. Yani belki de hani kelimeler hani o kifayetsiz kalıyor da diyoruz ya Orhan Veli. Kifayetsiz kalan bir noktada kurulan iletişimden bahsediyoruz. Hissedilen bir şeyden bahsediyoruz. Diye de bir katkı yaparak tekrar sana pas atayım. Hem iletişim hem de aşkla ilgili. Ya tabii ki şimdi Mevlana'nın söylediği bir şey çok aşk. Yani iki tane insanın o kadar çok mesafe kat etmesi gerekiyor ki o sessizlikte konuşabilmeleri için. Henüz bizim dünyamız o seviyede değil. Şimdi o zaman biraz ayakları yere bastıracağız. Ve algı sisteminin bizim üzerimizde hakimiyetinin olduğu bir dönemdeyiz. Ve bunu kabul ederek devam etmek gerekir. Şimdi bizim burada kaçırdığımız bir şey daha var. Biz bir iletişim kesintisi yaşadığımız zaman ya ne oldu, neyin var demeyi de bilmiyoruz. Evet. Tamam. Şimdi herkes bu sefer başlıyor. Arada bir aksaklık oldu, kopukluk oldu, ne bileyim birbirimize kızdı vesaire. Herkes şöyle çekiliyor. Kendi içsel ön yargılarıyla başlıyor senaryolar yazmaya. Şimdi ilişkileri en çok dar boğaza götüren yer burası bana sorarsan. Birbirimize karşı olan ön yargılarımız, birbirimiz hakkındaki kalıp yargılarımız, birbirimiz hakkında kendimizden bildiğimiz şeyler. Yani biz o durumda olsaydık ne gördürür, ne düşünürdük varsayımıyla hareket edip karşımızdaki kişiyi kendi iç dünyamızda göre şekillendirip yorumluyoruz ve ardından da evet o böyle düşünüyordur, aslında o bana kızdı, ben kendimi suçlu hissedim vesaire, bir sürü konuşuyoruz henüz. Halbuki çok kolay, bizi yormayacak bir metot var. Yani gidip ya hayırdır inşallah, neyin var, ne oldu, bizim aramızdaki iletişim zayıflamasının sebebi nedir, hani ben bu konuda nasıl yardımcı olabilirim deyip iletişimi tekrar başlatabiliyoruz. Fakat bizim maalesef ki günümüzde birleşmekten çok kopmak çok daha kolay. Ha? Ne dersin? Tabii yakmayı hani seviyoruz ama kendi lehimize yakmayı. Evet. Hani karşımızdakinin lehine değil. Aynı şekilde hani karşımızdakini anlama konusunda empatiye de gelmiş olduk bir yerde. Biz empatiyi yaparken yine ben onun yerinde olsaydım şöyle yapardım deyip yine onun aleyhine kullanıyoruz belki. Karşımızdaki kişinin aleyhine bir empati yapıyoruz. Hani onu gerçekten anlayıp onun lehine bir çıkarımda bulunmaktan ziyade tabii hani empati ve sempati konusuna da geldik aynı şekilde. Elbette ki bizim değer yargılarımız, kültürümüz, geçmişimiz ve öğrendiğimiz şeyler var ama hani eğer bir ilişkiden bahsediyorsak bu ilişki biraz da uzlaşıyı gerektiriyor. Hani sen bir adım atıyorsun, karşındaki bir adım atıyor, ortak müşterekte buluşuyorsun ama bazı şeyler, kırmızı çizgiler elbette ki iki taraf için olabiliyor. Bunlara da saygı göstermek lazım. Ama her şeyde kırmızı çizgi gibi empati yapıp onun aleyhine yorumlamak da belki bu değil. Burada ne kadar adiliz karşımızdaki kişiye karşı, buna da belki bakmak gerekiyor. Ama işte hani insan insanın aynasıdır da diyoruz ya bir taraftan. Biz karşımızdaki insanın, karşımızdaki kişinin, ilişkide, iletişimde bulunduğumuz kişinin bize karşı tutum ve davranışlarında biraz da o aynaya bakıyoruz. Kendimizin yarattığı tutum ve davranışların yansımasını da görüyoruz diye bakmak lazım. Dolayısıyla burada yine ben kendimize dönmek taraftarıyım. Çünkü her şey gerçekten insanın kendisinde başlangıçta bitiyor. Sen ne kadar olaylara pozitif, yapıcı bakabiliyorsan karşındakiler de bir süre sonra o
pozitif enerjinin, yapıcı ruh halinin içerisine ister istemez çekiliyor. Ama tabii bu bir bakış açısıyla ödün vermek olarak da algılanıyor. Yani gerçekten aynı olayları nereden yorumladığımız kısmı çok farklı. Yani aynı konuyu işte ödün vermek olarak mı, yoksa empati kurup bir uzlaşı ortamı aramak olarak mı ele alıyoruz kısmına da geliyoruz. Buralarda çok böyle hem anlaşamayabiliyoruz, hem de gerçekten kendimizin ne istediği konusunda da bazen ucu açık noktalarda kalabiliyoruz. Biraz buraları somutlaştırmamız lazım. Ben kimim, ne istiyorum, nereye kadar uzlaşabilirim, nereden sonrası benim için kırmızı çizgidir konusu. Tabii burada kırmızı çizgi biraz böyle kulağa pek hoş gelmiyor ama burada şunu ifade etmek lazım. Karşımızdakinin kırmızı çizgileriyle kendimizin kırmızı çizgilerinde saygı devreye giriyor. Birbirimize ne kadar saygı gösteriyoruz, göstereceğiz. Bunu da başta ifade etmek lazım. Sen hani söyledin ya, bazı şeyleri biz söylemekte, anlatmakta karşı taraf kırılmasın diye biraz ürkek davranıyoruz belki ilişkilerde. Bunu yaptığımız zaman da bu daha sonradan patlamalara yol açıyor. Çünkü biriktiriyorsun. Halbuki başta nazikçe ifade etsen, karşındakinin sana saygı göstermesini rica ederek ifade etsen ve bu ifadenin de sonuçlarında geri bildirimde bulunsan, ki iletişim aslında tam da bu döngüyle oluşuyor. Yani sen bir mesaj veriyorsun. Bu mesaj, işte o iletişimle ilgilenen sevgili dostların çok bildiği bir tablo vardır. Bu mesaj işte karşı tarafa kodlanarak geçiyor. Kod çözülüyor, alıcı alıyor. Tabii burada gürültüler de devreye giriyor. Gürültüyü istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Toplumsal hani reklamlardan, dizilerden, filmlerden aldığınız gürültüden tutun da kendi etrafınızda sizi çevreleyen dostlarınızın, arkadaşlarınızın sizi nasıl o ilişkide, iletişimde motive ettiklerine kadar birçok konu gürültü faktörü olarak da devreye girebilir. Bunların hepsini izledikten sonra siz karşı taraftan bir geri bildirim alıyorsunuz ve bu geri bildirimle aslında iletişim tamamlanmış oluyor. İşte biz bunların hiçbirisinin bilinçli bir şekilde farkında olmaksızın bir iletişimin içinde olunca gerçekten böyle bazı şeyler rastgele devam ediyor diye düşünebiliriz bence bu iletişimle ilgili kısmı. Sesim geliyor mu şu anda? Yine dalgalanma oldu, evet. Sanki. Hemen bir kontrol alalım takipçilerden, izleyen dostlardan. Her şey yolunda mı? Aynen. Ses geliyor mu? Evet, onlar cevap verirken ben iki tane yorum yakaladım İbrahim. Biraz onlara cevap vermek istiyorum izin verirsen. Şimdi sen çok güzel bir şeye değindin. Gürültü meselesi. İşte bizi izleyenlerden birisi de herkesin bağırdığı bir dönemde sizin konuşmanız komik kalıyor gibi bir yorumda bulunmuş. Şimdi efendim, biz bu yayınları birbirimizle sağlıklı iletişim kurmak, aramızdaki ilişkiyi yumuşatmak ve kültür anlamında kendimizi yenilemek için yapıyoruz zaten. Dolayısıyla insan kafasının içerisindeki bağırışları, kendi içinde yükselen sesleri ve gürültüyü anlamazsa bizim söylediklerimiz elbette komik kalır. Ama önce kendi inançlarımızı, iletişim kurarken takındığımız tavrı, yaşadığımız deneyimlerden aldığımız inanç kalıplarını gözden geçirmeliyiz ki o zaman sağlıklı iletişim kurmaya biz niyet eder, biz inanırsak seçtiğimiz insanlar da buna paralel olur. Bu arada İbrahim, şimdi burada istediği şeyler var, kavramlar var. Ben tanımlarken hani maddi dünyadaki düzen ve aşkı kendi bilinç dışımızdaki bir eksiği, bir boşluğu tamamlama arzusuyla bağdaştırıyorum biraz. O aşığım, aşka düştüm sözleri temelde hep o içeride tamamlanması, ya çalışılan boşluğu tamamlanması için birine çekildiğimiz bilinçaltı kalıplarının biliyorsun çekimi. Yani bir paterne çekiliyoruz aslında. Şimdi burada da şu var. İşte aşkı tanımlarken eğer aşkı bağımsız bir şekilde kendi içimizde yükselterek yaşamaya devam edecek kadar sağlıklı tutabiliyorsak ruh halimizi,
O zaman o gerçekten iyi, güzel ve tarafsız ve nasıl söyleyeyim sana, hoş bir aşka dönüşüyor. Çünkü o zaman kendimizi yıpratmıyoruz. Bununla birlikte o boşluğu, paternin döngüsüne girip boşluklarımızı ya da eksikliklerimizi tamamlamak üzerine kişiler seçiyorsa, orada kendi değersizliğimizi, kendi inançlarımızı teyit etmek üzere yaşadığımız olay çıkıyor ortaya. O zaman da şu var. Mesela özellikle günümüzde şimdi toplumsal cinsiyeti de devreye sokmak lazım. Eğer çocuk yaşlarda yetiştirme tutumları işte erkeği ve kadını birbirinden ayırır şekilde olan bir toplum olursa, yani toplumsal cinsiyette kadın ve erkeğe farklı müdahaleler yapılır, farklı haklar sunulursa elbette ki gürültüler çok yükselecektir ilişkilerde. Çünkü bir taraf kendisini daha güçlü, daha fazla baskıyı yaratabilir konumda hissedecek ki genelde hani kadın şiddet, kadına yönelik şiddet, istismar konuları çok fazla. Bunların yaşanmaması için de aslında kadının da kendine öz saygısı, öz şefkatini kendini geliştirerek gözden geçirmesi gerekli ki aşk dediğimiz kavram da aşk gibi güzel ve ulvi bir hissi. Evet, geliyor mu sesim? Şu an geliyor Gamze. Bir gitti geldi. Geliyor mu? Son Beni cümlelerini görebiliyor musun? tekrarlayabilirsin. Tamam. Eğer kendi öz saygımızı, öz değerimizi, öz şefkati kendimize yönlendirerek çocukluk çağlarımızdan yaşadığımız boşlukları ya da negatif inandığımız bakış açılarımızı gözden geçirir, o boşluğu kendimize yönlendirerek doldurursak aşk dediğim yumuşacık, sıcacık bir kavramı daha hoş bir şekilde yaşayabilmek, o sıcaklığı yaşayabilmek yönüne çevirebiliriz. Öbür türlü aşk acı çekmeye götürecektir bizi. Çünkü bir kavuşamama, bir özlem duyma. Halbuki bizim kavuşmamız gereken şey ilk önce varlığımızdaki o bize can veren, bizi beden elbisesinin içerisinde canlı canlı, diri diri bu hayatın içerisinde akmamızı sağlayan, değil mi? O manevi, mana tarafımızdır. Aşk oradadır, kaynak oradadır. Biz bu kaynağı kendi varlığımızda yakaladığımızda bir insana ikram ederek aşkın en güzel halini deneyimleyebiliriz. Tabii ki her zaman söylüyorum, ilişkide beklenti olacak. Fakat birbirimizden yapamayacağımız şeyleri beklemek ilişkileri çıkmaza sokuyor. Yani her iki tarafında, kadının da erkeğin de fark etmez, insan olarak çocukluğumuzdan getirdiğimiz, eksik yer aldığını hissettiğimiz, eksikliğini yaşadığımız, korkularımız, kaygılarımız, bunları bir kenara bırakarak bir insanı sevebilme kabiliyetini de yaşamamız gerekli. Çok yani aslında derin tabii konular. İfade ettiğin kavramların ya da işte aşka ilişkin birçok hani kavramı ben de dahil olmak üzere, izleyenlerimiz de dahil olmak üzere hepimiz aslında geçmiş tecrübelerimizle birlikte anlamlandırıp katılıyoruz, katılmıyoruz ya da algılayabiliyoruz. Hani yine öze geliyor. Şimdi tamamlanmakla ilgili kısım, yani sözün başında özellikle ifade ettiğine aşk tamamlanmaktır ya da o arayışın içerisinde bizim hem varoluşun kendisiyle yani evrenin tamamıyla hem de tamamlanma ihtiyacı hissettiğimiz karşımızdaki kişi, olay, olgu her neyse aslında bir anlam arayışı da söz konusu. Hem varlığımızın anlamını hem de o tamamlanma ihtiyacını, yani önce anlamını bulacaksın, varlık sebebini, kendini anlama, yeteneklerini ve dünyayı algılama biçimini anlayacaksın. Bunu anladıktan sonra o kainatın, evrenin o ölçülü düzeni içerisindeki konumunu yorumlayabilecek ve anlamını bulacaksın ve bu anlamı da
bulduğu zaman sendeki eksiklikleri hissedeceksin ve seni tamamlayan diğer yerini bulacaksın ve aşk tamamlanmış olacak aslında burada. Gerçekten uzun bir yolculuk. Yani insan yaşamı içerisinde her evresinde, her döneminde işte çocukluk, gençlik, ergenlik, yetişkinlik, yine baktığın zaman hem öğrenim hayatı bir taraftan devam ediyor, mezun oluyorsun, üniversite, işte akademik yaşam ya da iş hayatı devam ediyor bir taraftan. Kitaplar okuyorsun, olaylarla karşılaşıyorsun ve sürekli aslında yoğrulan, sürekli gelişen, anlamını bulduğunu düşündüğün anda yeniden bir anlam kazandığın bir yaşam içerisinde, dinamik bir yaşam içerisinde devam ediyorsun. Burada devreye yeni bir kavram da giriyor. Özellikle hani biraz önce o ilk yorumdan, hani o gürültülü ortamın içerisinde bizim söylediklerimiz biraz daha böyle naif geçiyor ifadesinde sosyolojiye de girdik ya biraz da. Tam bu noktada hani zeka türleriyle ilgili de yeni bir tanımlama yapılıyor. Deniyor ki bir, bilişsel zekamız var. Hani IQ diye hepimizin bildiği. İki, duygusal zekamız var. Ve son olarak akademisyenler bir zeka tipini, türünü daha tanımlıyorlar ki o da kültürel zeka. Yani insanın içinde bulunduğu toplum içerisinde, ortamda kendini konumlandırabilme, ifade edebilme, anlatabilme ve toplumunu anlayabilme yeteneğiyle ilgili bir kültürel zeka tanımlıyorlar. İşte tam da aslında kültürel zeka ile birlikte içinde bulunduğumuz o toplumun, çevremizi oluşturan, bizi çevreleyen insan topluluğunun düşünme biçimini de anlamamız gerekiyor ki o tamamlanma, iletişim, mesafeyi doğru ayarlama ölçümüzü bulabilmeyi algılayabilirim. Tabii bunların hepsi zamanla gelişen. Böyle bir noktada tamam aldık, reçeteyi tık 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 yazdık, hadi uygulayalım, tamam süper diyeceğimiz bir şey elbette ki değil. Yaşam da zaten bu. Yani bu yolculuğun içerisinde bunu deneyimleme, deneyimlerimizi tekrar bir çıkarıma dönüştürme, buralardan ders alma ve aldığımız dersleri tekrar deneme yolculuğu. Elbette ki şu an bizim Gamze ile ikimizin yaptığı bu sohbette tek bir sonuca ulaşmamız elbette ki mümkün değil ama buradan birbirimize ilham veriyoruz. Sorularınızla, yorumlarımızla, birbirimizle konuştuğumuz birçok şeyle birbirimize aynı tutuyoruz. Katkı sağlıyoruz ki hepimiz o yolculuğu biraz daha hiç değilse keyifli hale getirebilelim. Daha az kendimizde, yaşantımızda, yaşadığımız olaylarda hiç değilse biraz daha o kazaları, iletişim kazalarını, sorunları, problemleri, aksaklıkları daha naif, daha rahat geçebilirim ki yaşam daha keyifli olsun. Aslında işin belki de hani biraz özü de bu diye ifade etmek istiyorum. Çok güzel. Şimdi benim burada seninle belki aynı noktada, aynı yaklaşımda olmadığım bir yer var. Biz kendi yarımızı bulma konusunda ben biraz daha farklı yaklaşıyorum. Biz aslında yarım değiliz. Yine gittik herhalde. Gamze, duyabiliyor musun beni? Ben geldim. Ha, bir gittim. İstersen bir baştan al. Çünkü katılmıyorum dediğin bir nokta vardı. Kesintiye uğradı. İstersen baştan al. Kaçırmış olmayalım. Ben yarım olarak, yarım olduğumuzu düşünmüyorum. Hepimiz tam ve bütünüz. Bununla birlikte tam ve bütünlüğümüzü unutmuşuz. Neden? Onun üzerine kabuklar ördük. Şimdi tam ve bütünlüğümüzü hatırlayabilmek için de anlamamız, kendimizi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de kurduğumuz ilişkiler kendimizi anlamamıza vesile olacak ilişkilerdir genelde. Böyle bakmakta fayda var. Şimdi şunu yadsıyamayız. Bir ilişkinin içerisinde aşırı şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet gibi bir şiddet olması o ilişkide problem olduğunu gösterir. Ve
Bir insan sırf ben tamamlanacağım o ilişkide acı çekerek devam etmesi gerekmiyor. Burada asıl anlaması gereken şey, bu tarz şiddetin oluştuğu bir ilişkiye girerken hangi kriterleri baz aldı? Kendinde hangi eksiği tamamlamaya gitti? Aşkı nasıl yaşadı? Bunları keşfetmesi gerekiyor. İşte kişinin tekrar tamlığına ve bütünlüğünü hatırlamaya girdiği kanal burası. Ve orada yaşadığı şiddeti devam ettirmek yerine eğer o şiddetten çıkabilecek kadar kendine güvenini, inancını inşa edebiliyor, kendi paternden çapısını görebiliyorsa kişi o ilişkiden verimli bir kazanımla çıkmış olur. Evet, bazı şeyler olumsuz, gerçekten incitici ve kırıcıdır. Yalnız kendi değer algısını değiştirerek çıkması gerekir ki kendini tamamlama ya da anlama yolculuğunda yol kat edebilsin. Öbür türlü ben elmanın bir yarısıyım. Diğer yarımı bulmaya gidiyorum, arıyorum diye. Peşe ruh ikizi böyle algılanıyor ya. Aslında böyle biz tamamlanmak için birisini almıyoruz hayatımızda. Biz tamlığımızı görmek için kendi içimizde birisiyle iletişim kuruyoruz ve ilişkiye girmek istiyoruz. Ve herkesin de kendi yolculuğunda ilişki kurarken bu gözle de bakmasını öneriyorum. O zaman biraz da aslında ayna metaforu devreye giriyor. Yani tamamlanma belki bir yerde tartıştığımız nokta, ama daha çok birbirimize ayna tutmak ve kendimizi görmek, kendimizi anlamak, kendimizi ifade etmek ve kendimizi gerçekleştirme içinde bulunduğumuz, o iletişimde bulunduğumuz, etkileşimde ve ilişkide bulunduğumuz kişide kendimizi gerçekleştirmeyi yaşıyoruz bir noktada. Diyebilir miyiz o zaman bu ifadeden, evet, özetle? Evet, evet. Yani şunu anlamamız gerekli bizim. İnsanın ilişkileri de yaşarken, İşini de yaparken yaşadığı şey, eğer kendinden memnun, hayatından memnun, mutlu, huzurlu ve kendi olumlu ya da olumsuz duygularıyla rahatlaşabilecek şekilde ilerisi kendini gerçekleştiriyor, kendini yaşıyordur. Fakat bir şeyleri hep iyi, güzel tutmak, huzurlu tutmak, mutlu tutmak için kendinden sürekli fedakarlık vermek zorunda, kendinden vermek zorunda kalıyorsa, kendinden vazgeçmek zorunda kalıyorsa, vazgeçmeyi değil, kendinden vazgeçmeyi ve kendi kabuklarına bak, ayna tutan bu ilişkiden fayda sağlayarak çıkabilmelidir, eğer çıkacaksa. Ya da bir ilişki kurarken ben fedakarlık yapacağım, kendimden vazgeçeceğim, beni benden alacak diye korkmaktansa, o zaman davranış değişikliğini ve tutum değişikliğini hem ilişkiyi kuran yapıcı bir şekilde hem de hayır demesini öğrenerek yaşamak gerekiyor. Yani biz karşımızdaki kişiye hayır dediğimizde bizi sevmez, bizden vazgeçer kaygısını bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Ben bir şey yaparak sevilmekten çok, yani böyle bir şeyin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Olduğum kişi olarak severim, sevilirim. Buna inanmamız gerekli. Yani bu, biz hayır dedik de birisi bizden vazgeçecekse zaten geçsin arkadaşlar. Yani bunu çok fazla da önemsemek gerekiyor. Dert etmeyin. Evet, dert etmeyin. Yani biri, siz bir şey için hayır dediniz de artık sizinle görüşmüyorsa görüşmesin. Çünkü siz... Bırakın görüşmesin. Evet, bırakın görüşmesin. Bu kadar fazla üzülmek, bu kadar fazla hayatımızda ilişkileri ısrarla tutmaya çalışmak bizi yorar, bize enerji çalar ve gün gelir bu tükenen enerjimiz yüzünden hayatımızda bolluğumuz, bereketimiz, sağlık kaybolmaya başlar. Bizi hayır da desek, evet de desek, tekrar iletişim kapısına gittiğimizde, elini tuttuğumuzda seni olduğum gibi kucaklıyorum. Acımız var. Bizim yoksa hayır dedik
beni bırakacak gidecek deyip korkuyla yaşadığımız bir ilişki kurmak anlamlı değil. Ayrıca şu da var. Şimdi mesafeler konusunda günümüzde belki biraz ilişkilerin dinamine de bakalım İbrahim. Şimdi aşırı olumsuz mesafede yaratıldığını düşünüyorum biraz. Yani ilişki değil. İlişki keyfiyete, yani bir tarafın keyfiyetine bağlı olmaya başladığı zaman orada zaten mesafe olumsuz mesafe olur. Mesafe falan kalmıyor, darmadağın. Yani orası zaten mesafeyi bırak, orada bir şey yok. Orada insani şey görmüyorum ben. Çünkü tek tarafın keyfiyetine dayalı bir iletişim prensibi çok bencilce ve çok egoistçe bir şey. Tek taraflı keyfiyet, yani sırf işte ben istediğim zaman iletişime geçeyim, ben istediğim zaman görüşülsün, ben istersem olsun meşgalesi ve meşguliyeti içindeysek, bu gerçekten gözden geçirilmesi gereken bir ruh problemi, ruhsal bir problem. Çok ciddi bir narsizme de gidiyor aslında. O zaten başka, bambaşka bir konu. Değil mi? Yani hani kişilik bozukluğu, davranış bozukluğu söz konusuysa zaten hani iletişim, ilişki konusu hani psikologların değerlendirmesi, psikiyatristlerin değerlendirmesi gereken farklı bir hani vaka haline dönüşüyor. Elbette ki her insanda böyle inişler, çıkışlar ya da ilişki içerisinde bulunduğumuz ister aşk anlamında ister iş hayatında hiç fark etmez. Herkes elbette ki tırnak içerisinde normal olmayabilir. Yani çünkü hepimizin hem geçmişten getirdiği hem de fizyolojik birçok farklı karşılaştığımız insan tipleri olabilir elbette ki, ama biz tabii biraz daha normale yakın ortalama ilişkiler içerisinde konuşuyoruz, ama dediğin konu önemli. Yani o narsist kişilik ile karşı karşıyaysak belki de hemen uzaklaşmakta fayda var diye bir kısa yol, shortcut koyabiliriz. Ya bunun kişilik bozukluğu, özür dilerim, kişilik bozukluğu olması gerekmiyor bu arada. Şimdi hepimizde bir miktar narsistik taraf var. Fakat ben hani konunun etiketlemeden önce şunu söylemek istiyorum aslında. İlişki dediğimiz şey iki tarafın dediğin gibi uzlaşmacı olduğu mesafeyi yaratabilme kabiliyeti. Bunun da en evet. önemli, en önemli aracı nedir? Konuşmak, dil. Artı dinlemek. Çünkü ben bir kişiyi dinlersem o insanı tanıma arzusundayım demiş. Ama o konuşurken ben kendim de konuşursam içimden, o zaman ben o kişiyi zaten yani önemsiz benim için. Bir insanı dinleme isteğimiz varsa sağlıklı, aktif, odaklanarak, hakikaten onun dünyasını tanımak isteyerek, merakla dinlediğimiz vakit, o zaman o kişiyle hakikaten düzgün bir ilişki kurmamız mümkün. Bu aynı şekilde karşı tarafında aynı istekte olmasıyla mümkün. Yani orada uzlaşma devreye giriyor. Aslında yani bence çok anahtar bir konuya geldik. İlişkide ya da iletişimde eğer motivasyonun varsa, yani o motivasyonu, o istekliliğe sahipsen iletişim kuruyorsun. Dinlemek için, konuşmak, ifade etmek için ve bütün bu iletişimi anlamak ve anlatabilmek için kuruyorsun. Bence çekirdekte motivasyon var. Yani o motivasyonu kaybetmişsen eğer zaten bütün kapıları kapatıyorsun ve anlatmaktan da vazgeçiyorsun, dinlemekten de vazgeçiyorsun. Belki bunu kendine bile itiraf etmeden, anlatmaktan vazgeçtiğini ve dinlemekten vazgeçtiğini kendine bile itiraf etmeden yapıyorsun bunu. Belki de zaten bilinçli yapıyorsun, ama motivasyon ilişkide iletişim için, yani iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için birinci anahtar. Yani o istekliğe sahip değilsen zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Evet. Ama bunu kabul etmek çok önemli. Yani istemiyorsun, kabul etmiyorsun, farkında değilsin ama devam ettiriyorsun. Yani bence en tehlikelisi bu. Üstüne üstlük bir de karşı tarafa zarar veriyorsun. Yani hiç değilse bunu yapma.
Belki bu motivasyonu kabul etmek ve farkında olmakla ilgili tartışabiliriz. Hani motivasyon konusunu gündeme Bak bir getirebiliriz şey ama bunu tabii söyleyeceğim.